Aylin. Sosyal hizmetlerden aradılar. Tansu Hanım diye birini görevlendirmişler. O gelecekmiş. Bu güzel haber de senin niye canın sıkkın böyle? Ya ters bir şey çıkarsa ya olmazsa? İşler yolunda gitmezse ne bileyim? Hemen yine kötüyü çağırmaya başlamışsın. Vallahi ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. İnsan ne hissedeceğini bilemiyor maalesef. Nasıl davranacağını. Saçmalıyor muyum? Vallahi öyleyse söyle. Yok, hiç değil. Yani kafanın karışması normal. Ama basit düşün, basit davran hatta. Ne istiyorsun, ne hissediyorsun? Sadece bunu düşün. Elif'i düşün. Gelip onu görecekler. Senin yanında mutlu olduğunu da görecekler. Ve bu iş bitecek. Ne güzel anlattın. Ne kolay. Yani biraz kestirmeden anlattım diyelim. Bu kadar da oldu bittiye getirmezler tabii. Olsun. Duymak çok iyi geldi. Akşam sen de gel. Gelir misin? En başından beri hep yanımdaydın. Bugün de beni yalnız bırakmamanı istesem çok şey istemiş olur muyum? Saat kaçta? Tunç arıyor. Efendim Tunç. Abla izni kaptım. Ben de akşam size geliyorum. Ciddi misin? Konuştuktan sonunda. Biraz zorladı ama ikna ettim. Tunç çok sağ ol. Çok sevindim. Ya nereden geldi aklına? Rıza baba haber verdi. Ben de Aylin ablanın yanında olayım dedim. Tamam, teşekkür ederim canım. Sağ ol. Her şey iyi olacak abla. Merak etme. Sağ ol. Görüşürüz. Tunç da geliyormuş. Ne güzel işte. Bir güzel haber daha. Bu kadar insan benim için uğraşıyor. Unutmuşum bunun nasıl bir şey olduğunu. Unutma, unutma. Çünkü bunu hak ediyorsun.